çok Sevinci? Çok. Aman teyzesinin Sevincimden kızısı. Kalpten ölebilirim gari. Ay Allah gecinden versin. Ben de seni özledim aşkım. O konuyu daha açmadım Ercüş. Daha yeni geldim şeker. Açacağım merak etme. Ben buraya niye geldim canım? İstanbul kuşu Hayruş. Hangi rüz yarattı seni buraya? Enişteciğim burası benim de köyüm değil mi? Sizi de özledim. He. Bir de... Kezboşcuğum, şimdi bu ev, köydeki araziler, babacığımındı değil mi? Babamızın demek istedin değil mi? Canım her neyse işte aman. Ben onlardaki payımı istiyorum. Sen kafayı mı yedin Hayriye? Hayır Kezboş, ben hakkım olanı istiyorum sadece. Hayır, koşa koşa bunları demeye mi gelmiş? Tarlaları satıp üretsek? Satmayacağız. Mahkemeye verir o zaman. Versin bakalım. Merak etme şekerim sen. Oldu bu iş. Güzellikle olmazsa mahkemede olacak. Evin arsanın parasıyla gül gibi geçiniriz aşkım. Ercüş'üm benim. Canımın yarısı. Kalbimin sahibi. Sana kötü bir haberim var Ercüş. Hani bizim evi tarlayı satışa çıkarmıştık ya. Kimse on para vermiyor aşkım. Yerler çok değersizmiş. Köy yeri işte. İstanbul değil ki taşı toprağı altın olsun. Ama olsun. Paranın ne önemi var? Önemli olan aşkımız. Öyle değil mi canikom? Sen, ben ve aşkımız. Telefonu kapattı. Arayan oldu mu? Yok. Ay nişanlım aramadı mı hiç? Hayır. Emin misiniz? Eminiz. O Ercüş denen garın arısı bir daha seni aramayacak görürsün. O aramazsa ben ararım. Ara bak, açmayacak. Çalıyor ama açmıyor. Açmayacak. Oha, öyle değil Cemile. Allah'ım, ne kabiliyetsizsin sen. Bak, kan. Burhan, senin aşkından verem oldum. Burhan, senin aşkından verem Cemile, oldum. Cemile, sen bu gidişte vallahi gerçekten verem oluştun. Ay bunun başına bir şey geldi galiba. Gelmiştir. Ben çok merak ettim. Biz de. Gitsem mi acaba? Git. Ay Ercüş'ümün başına bir şey mi geldi acaba? Gelmiştir. Ay Kezboşcuğum, kusura bakmazsan ben gideyim diyorum. Bak. Kızlar, teyzenizin bavulunu getirin, hadi çabuk. Erce, gelelim. Senden bir şey istesem yapar mısın? Yaparım da yapmam da ne istediğine bağlı. Tamam, şimdi bak. Burhan'a gideceksin. Kocamama gideceğim. İşte ona diyeceksin ki Sülbiye seni kayalıklarda bekliyor. Anlaştık mı? Ha? Anlaştık. Ay Ercüş'e bir şey olmamıştır değil mi? Olmuştur. Koş çabuk. Ay ağzından yel alsın. Ne şomağızlı kadınsın be. Sülbiye. Burhan. Cemile. Senin ne işin var burada be? Seni bekliyordum Burhan'ım. Saçmalama. Sülbiye nerede? O da kim? Şu aramıza giren Karaçalı'yı mı soruyorsun? Burhan'la kayalıkta buluşacağınız biliyorum. Ona da ben söyledim zaten. Neyi söyledin? Burhan'a git. Sülbiye seni kayalıkta bekliyor dedim. Ona da ben söyledim zaten. Sana kim söyledi? Senin adına Cemile dedi. Cemile o? Sen kendini adamdan mı sayıyorsun fırsatçı Cemile? İmdat! Sülbiye yeter, rahat bırak kızı. Saçların da yumuşacık değil. Hangi şampuanı kullanıyorsun?
Yarın olsam Arap sabahıyla yıkardım. Ahenkle dans ederler. Sülbiye, ne yapıyorsun ya? Sakin olur musun? Ah ulan Saffet, ah! Yaktın beni. Neden bana kötü kadını geleceğini söylemedin Saffet? Sonuçta biz olmazsa olur mu? Hemfilmin isminden belli değil mi Cemile? Ha Cemile? Kötü kadının intikamı. Bence seven kadının intikamı. Bakalım annen çevireceği filmde ne yapacaksın? Senin başına gelen onun da başına gelir. Ver ver. Bu saatte kim olabilir ki? Arsasını bana satmak isteyen köylülerden biridir. Sakın bana bakmayın. Biri açsın şu kapıyı. Yoksa gelen kapıyı kıracak. Aman tamam, ben bakarım. Sürpriz! Teyze hoş. Kıymadıysanız şuradan şuraya adımınızı atamazsınız. Ayol bu Ercüş değil. Mavin. Ne? Yani bu bacanağım olacak herif değil mi bu? Geldiğim otobüsün muavini. Sağ olsun çok nazikler. Bavullarımı taşımaya yardım ettiler. Ben gideyim artık. Aa, bir dakika canım. Çok teşekkür ederim canım. Zahmet oldu. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ay çok mersi. İyi akşamlar. Ay iyi akşamlar. Ay hepinizi çok özledim vallahi. Haklısın canım. Görüşmeyeli tam 10 sene oldu. 10 sene sana daha çıkın önce buradaydı. Sen sussana. Ya ne duruyorsunuz burada? Hadi içeri girin. Ay hadi şekerim. Hadi hadi. Ama... Yürüyün. Giriyor kızlar. Hey Allah'ım, hey Allah'ım yarabbim. Bir deli yetmiyormuş gibi bir tane daha geldi. Teyze hoş, karnın açsa bir şeyler hazırlayayım. Sağ ol Sülboş. Yolda gelirken bir şeyler yedim ama bir kahveye hayır demem. Teyzoşum, ben de falına bakarım. Belki Ercüş çıkar ha? Ay canım. Sen önce bir kahveyi yap bakalım hadi. Ama sana söyledi. Ben senin ablanım. Olmaz olaydın, gıcık oluyorum sana. Hadi çekil. Mutfağa. Hadi 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 hadi. Teyzoş, Ercüş'le ne yaptın? Hadi anlatsana. Anma o Servet avcısının adını. Ben onu unuttum. Doğru yolu bulmuşa benziyorsun Hayruşcuğum. Sen haklıydın kardeşim. Anlatsana ne oldu? Anlatacak bir şey yok enişte. Adam beni param için seviyormuş. Ah aptal kafama ah. Aşkım hakikaten elbaşı geri gibiymiş. Yersin yersin elinde kazığı kalır. Ay insan yaşamayınca anlamıyor ki. Ben de yaşadım, gördüm işte. Teyzem niye ağlıyor? Bu genç, kerpecik yaşında. Evde kaldı, o ne ağlıyor kızım? Kız sen niye ağlıyorsun? Bilmem, teyzem yalnız kalması diye ağlıyorum. Vallahi siz hepiniz dellendiniz ha. Ah Kezboş, senin sayende kurtuldu bu alçak adamdan.
Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim kardeşim? Gerçekten istiyorsan ben sana nasıl ödeyeceğini göstereyim. Bak şimdi. Önce bu bavula gerisin geri İstanbul'a dönüyorsun. Eve girer girmez de bavulunu boşaltıyorsun. Ömrünün sonuna kadar orada yaşıyorsun. Ana! Kovsaydın bari! Seninki kardeş arasına ne giriyorsun? Ama benim gidecek yerim yok ki. Vardır vardır. Mutlaka vardır canım. Aa! Senelerce yabancılara ailem diye sarıldım. Gerçek ailemin hasretiyle büyüdüm. Ah bu duyguyu bilemezsiniz siz. Tam beni seven birini buldum. Ben de bir aile kuracağım diye sevinirken... ...şu halime bakın çocuklar. Salak, sen ne ağlıyorsun? Gel ağlama ya. Hacer, ya Burhan da beni para biçiyorsa... Aman be git. Gören de Sabancı'nın kızı sanacak. Salak, sanki hanların, sarayların, fabrikaların var. Alt tarafı muhtar kızısın, ne olacak? Ne dedin sen? Lafını bil de konuş. Ay. Kız, ne demek alt tarafı? O hem muhtarın hem de ağa kızının kızı oğlum. Ağla yavrum, ağla. Ağla bebeğim, ağla. Boşuna ağlamıyorsun. Vermem ben seni zaten o gıygıycının oğlu öğretmen bozuntusuna kızım. Aklı fikri bizim tarlalarımızda. Fırsatını bulsa hiç güveysi gelecek. Ya nereden çıkarıyorsun onu ya? Ya ne zaman görsen bizim tarlada, yalan mı? Tarlaya değil ana. Bana geliyor Burhan. Sen öyle sal, saf kızım benim. Bak teyzenin haline. Sırf arızasınız yani ha? Mes. Abla ya. Ne? Bak abla ya. Susun, beni de ağlatacaksınız şimdi. Yani Hayruş, kırla geçirdin bütün aileye. Ay, asıldırılan benim kalbim. Yeter be! Ay, içime bakıver. Hamide! 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 Ne var Bekir? Bak burada ne yazıyor. Ne yazıyor Bekir'im? Okuma yazmayı öğrenmeseydim eğer ağzı almanın ne olduğunu anlayamayacaktım. Ne diyorsun Bekir? Bir şey anladıysam Arap olayım. Bak burada ne yazıyor? Şöyle diyor. Muhtar azalarından habersiz hiçbir şeye karar veremez diyor. Sus sonra söylersin. Dizinin en heyecanlı yerindeyim. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın Hamide? He, kocamla. Yok. Önce azayım, sonra koca. Ben istersen var ya, Kezban'ı hapislerde çürütürüm. Sen gardiyanda mı oldun yoksa? Salaklaşma gı. Hani okul için verilecek çek var ya. He. Kezban benim iznim olmadan onu harcayamaz. Kim diyor? Aha bu kitapta yazıyor. Kanunlar öyle diyor. Hamide, aza ne demek bilir misin? Yok. Bugüne bugün Bekir Curacı'nın eşisin sen. Curacı Bekir, muhtar azası, muhtarın baş belası, hatta müfettişi. Sen esahtan mı söylüyorsun Bekir? He. O zaman bakkala çıksa ben biraz alışveriş yapayım. Ne de olsa aza maaşım var. Dur! Sen de aklını maaşla bozmuşsun gari. Otur oturduğun yerde. Ya. Kezban, ne düşünüyorsun? Seni. Sebep? Salim, diyorum ki, acaba sen de mi benimle param için evlendin? Kezban, sen ne diyorsun? Çoluğun çocuğun yanında ne biçim konuşuyorsun? Ayıp oluyor ama. Hmm.
Kızlar! Aa, teyze? Odanızı işgal ettim, haberiniz olsun. Bunlar da elbiseleriniz. Sizin odada ben kalacağım artık. Ama haksızlık bu. Peki biz nerede yatıp kalkacağız? Koskoca salon neyinize yetmiyor kızım? Anlaşılan sen bu eve iyice yerleşeceksin Hayruş Hanım. Aa, bu da laf mı yani? Unutma, yıllarca ses çıkarmadım. Burası benim de evim. Yıllarca özlemini duyduğum o aile sevgisini doya doya yaşayacağım artık. Oh be, yaşasın ailem. Yaşasın hayat. Elveda hayat. Odamız da gitti. Oh be. Üçümüz aynı odada kalamaz mıyız teyze? Aa, sen de Hacer de bu evde misafir sayılırsınız kızım. Aa, dağdan gelen bağdakini kovuyor. Ne demek misafirler? Onlar bu evin mihenk taşları. Bir günde şu saksında çiçek açsa dişlerimi kıracağım vallahi. Bak Gezboş'cum. Ayol, bu kızlar yarın öbür gün evlenip ev bark sahibi olacaklar. Ay teyze, Allah mı söyletiyor ne? Ay inşallah. Hadi kızlar, gelin de yerleşmeme yardım edin. Ben gelmem. O odada çok anılarım oldu. Gelirsem çok ağlarım. Gelmezsen de ben seni ağlatırım. Hadi bekliyorum. Sen nereye kız? Ona yardım etmeye gidiyorum. Kal orada. Onun bir dediğini iki etmiyoruz. Sizin yüzünüzden çok şımardı. Ama o bizim ama teyzemiz. Teyzemiz. Teyzeniz bak. Yakında bizi de kovarsa bu evden hiç şaşma. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Annem sana niye ters davranıyor teyze? Sevdiğinden. Annem seni seviyor mu? Seviyor tabii. Hem de deli gibi. Biz kardeşiz. Kardeşler birbirlerini çok severler. Ama Hacer beni sevmiyor. O canım, sevmez olur mu? O da seviyordur. Dedikodu ha? Hacoş bak Cemoş ne diyor. Duydum. Ben mi seni sevmiyorum? Ben senin için canımı bile veririm. Canım kardeşim benim. Yalancı. Ablaya yalancı denmez. Niye uyumuyorsun Kezban? Uykum kaçtı Salim. Koyunları say uyursun. Seni de sayacak mıyım? Tövbe tövbe. Çok gıcıksın Salim. Ben burada Sinir abi yaşarken sen orada fosur fosur uyuyorsun. Ne oldu ki? Daha ne olsun? Hayruş'a canım sıkılıyor. Başımızı çok ağrıtacağı benziyor. Merak etme. Birkaç güne kadar gider. Onun gideceği yok. Gece kondu gibi kondu kaldı. Hayruş büyük şehre alışmış. Bu köy yerinde daha fazla dayanamaz. Gider. Ya gitmezse? Asıl mesele de bu. Bir hal çaresi bulmalıyız Salim. Ne yapıp edip onu buradan göndermeliyiz. Yoksa başımıza çöreklenecek. Takma kafana bu kadar. Uyumaya çalış. Sabah ola, hayrola. Onu mutlaka göndermeliyim. Ama nasıl? Ya durun ya! Şşt, ne bağırıyorsun be? Yok bir şey. Ya çekmesene kız. Bırak bir şey yok. Sen de tam gelecek zamanı buldu. Gelmek için senden randevu mu isteyecekti? Ya bir susun ya! Ne salak! Kardeşime salak deyip durma. O benim de kardeşim. Yaşasın, benim için kavga ediyorlar. Ver şunu. Ya uf. Bırak. Ya üşüyorum. Versene şunu ya. Versene şunu. Arkadaşlar, gözünüzü dört açın. Bu köy sahipsiz değil. Sabah sabah ne diyorsun Bekir? Uyumayın. Uyumayın. Köyümüz elden gidiyor. Köyümüz istimlak mı edilecek? Tüh Allah cezanı versin senin.
beyin Kezban'dan bahsediyorum. Anlatsanıza. He. Ne olmuş Kezban'a? Ona bir şey oldu yok. Olan bize olacak. Bizim cebimizde çay içecek kadar para yok. Ama Kezban'ın göğsünde milyarlarca liralık çek var. He. Ama o çek okul içindi. Hani nerede okul? Gözünüzü dört açın arkadaşlar. Sizi uyarıyorum. Kezban bu köyün muhtarı olabilir. Lakin yapacağı her işten bize danışmalı. Ne de olsa koskoca azayız. Sen, ben ve o. İşte o kadar. Aza olduğunu şimdi mi hatırladın ha Bekir? Hatırladım ya, sen oraya bak. Bana bakın. Bu köy sahipsiz değildir arkadaşlar. Ben olduğum sürece de sahipsiz kalmayacaktır. O Kezban kadını yaptıklarının hesabını verecek. Memlekette kanunlar var. Adalet var. Bunu biz başa getirdik. Göndermesini de biliyoruz. O çek ne olacak? Bize hesap vermeli o delikanlı. Bravo Bekir. Bravo, bravo Bekir. Bravo. Bravo. Sen çok yaşa. Köyümüze hediye edilen bu çek için bağış makbuzu kestin bu kadın. Size soruyorum arkadaşlar, kesti mi? He? Yeteneklerinizi aramıyorsunuz. Beyin, muhtar azası Bekir. Sizin için 24 saat çalışacağım arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor. Oğlu muallim oldu ya, kendini bir şey sanıyor. Ama doğru söylüyor. O çekin hesabını sormalıyız. Bakın burada yazıyor, bak. O makbuzu bana imzalatmak zorunda. Yani biz azalara imzalatın peki? Hayır. Şunlara bakın hele. Davora filminin yeni versiyonu çekiliyor. Ben bu köyün muhtar azasıyım. Gerekirse onu muhtarlıktan bile attırırım. Aza ne demek biliyor musunuz siz? He? Amcam çok haklı. Bravo amca, bravo. Benim imzam olmadan bir toplu iğne bile çıkamaz. Ağzına sağlık. Bizim gönlümüzün muhtarı sensin Curacı Bekir. Bravo, bravo, bravo. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Çek bizim hakkımız, söke. Günaydın kızlar. Haydi uyanın, spor saati Neyse. Başlıyor. Haydi. Ay! 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 Yo! Tak mı geçti üstümden? Ay! Olmasa iyi. O dezer mübarek. Ay hadi kızlar kalkın. Sabah sporuna başlıyoruz. Aa! Teyze yapma Allah sen. Bak bir deri bir kemik kalmışız. Gel hadi gel yatalım. Hadi. Ümiye, yorganın başın üstüne çek uyu. Ya! Demek öyle. Allah'ım! Bir gün bile olsa aile saadeti yaşayamayacak mıyım? Ne talihsiz bir kadınım! Ölmek istiyorum! Ben de. Ben de! Ben de! Topu topu üç tane yeğenim var. Onlar da beni sevmiyor. Bunca yıl sonra kavuşmuşuz. Ne kadersiz insanım. Ne oluyor ayol? Darbe oluyor herhalde. Yok yok. Köylüler maça gidiyor. Ben de gideceğim ben de. Lan salak. Aa, ne maçı? Ay ne diyor bunlar? Çek bizim hakkımız, söke söke alırız diyorlar. Onu ben de biliyorum herhalde. Çek ne onu anlamadım. Neler oluyor kız? Ana dışarıdan sesler geliyor. Of ya dur ben bakayım şunlara. Aman. Hadi siz de kalkın bakayım. Hadi kalkın ya size miskinler. Kalkın hadi. Söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Çek bizim hakkımız. Söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Söke söke alırız. Delleriniz bakıyorum lan. Kezboş, bunlar isyan ediyor, polise haber verelim. Burada polis yok teyzoş, jandarma var. Sus kız,
Deyin bakayım. Buraya niye geldiniz? Hucuracı mı geldi aklınızı yoksa? Amca, bu kadın seni aşağılıyor. Hucuracı dediğin kişi yani ben muhtar azasıyım. Uyan da balığa gidelim. En sonunda aza olduğunu anladın demek. De bakayım Curacı aza, ne istiyorsun? Çeki istiyorum. Hamiline mi istersin yoksa isme mi olsun? Hesap vereceksin Kezban. Şey, nerede? İşte burada. Burada. Ne olacak? Ha, ne? Çek. Ha. Çek. Aleykümselam. Niye kimse yok? Herkes babanın peşinden gitti. Babam mı? Neden? Ne bileyim, ağzı olduğunu söyleyip durdu. Bütün köylüleri önüne katıp Kezban yengenin evine doğru gittiler. Çekin hesabını mı soracak ne? Desene babam da dellendi. Şimdi çekin arabanı. O şey okul yapılsın diye verildi Kezban. Koynunda saklayasın diye değil. Arsa bulduk da mı yapmadık lan? Kezban kimle konuştuğunu unutma. Bekir Curacı. Bak çok stresli bir gece geçirdim. Acele edersen senin hayrın olur. Çek istiyoruz öyle değil mi hakkını? Çek, 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 çek bizim hakkımız. Çöke çöke alırız. Çek bizim hakkımız. Çöke çöke alırız. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Çek. Neler oluyor amca oğlum? Hadi çekiver, çek istiyoruz. Sana söyledim, cevap versene. Ben sana küsüm, konuşmuyorum. Çocuk gibisin sohbete. Biz amcaoğluz, küsemeyiz. Bal gibi küserim. Beni döverken iyi mi? Sen düş gelmiş. Ne zaman geldi ki? Sana küsüm dedim. Sorular sorup durma. Susma hakkımı kullanıyorum. Niye susuyorsun Kezban? Kesin be. Tepemin tasını attırmadan çekin arabanızı. Eğer Deli Hayruş'u bilmeyen varsa biri gelsin. Hem unutmayın. Yumuşak atın çiftesi pek olur. Bravo teyze! Bravo teyze! Bravo! Hadi çık arabanı. Bu işler bana katılmak olmaz. Hadi! Hadi! Yürü! Hadi orada! Hadi bas! Kes kes bas! Hadi! Hadi bas! Korkma korkma benim. Nerede kaldın sen? Anca gelebildim. Deli Hayruş gelmiş yine. Deme. Dedim bile. Hani temelinde gitmişti? Ne bileyim, dönmüş işte. Desene o çatlaktan çekeceğimiz var. Hem de nasıl. O deliyi buradan bir an önce def etmeliyiz. Yoksa Burhan'la Sülbiye'yi evlendirecek. O biraz zor işte. Neden? Bir bildiğin mi var? Yok. Seni bilmem ama ben Burhan'ı Sülbiye'ye kaptırmamak için topyekun bir savaşa hazırım. Bu uğurda seve seve canımı veririm. Ben de. Şimdi ne yapacağımıza karar verelim. Aklına bir şey geldi mi? Yo. Ya senin? Benim de yo. Buldum. En iyisi sohbete gidelim. O salağın üçüncü sınıf filmleri bir işe yaramaz. Bize bomba gibi bir Hollywood filmi senaryosu lazım. Hollywood mu? Hmm.
senin bu köylülerden çekeceğin var Kezboş? Sadece onlardan mı? Karşımdaki daha ne demeli? Hadi kızlar, sabah koşusuna çıkıyoruz. Hadi Sülbeş. Yok, ben gelemem, ben tarlaya gidiyorum. Ben de gelemem. Ben nereye gidecektim kız? Barın. Hadi kızlar, kırmayın beni. Hem koşarız hem köyü dolaşırız. E malum, köy havası bir başka olur. Dikkat et de oksijen seni zehirlemesin. Aman sana bir şey olmadığına göre korkmama gerek yok. Hadi kız yürü. ben de tarlaya gidiyorum. İyi, hadi. Hadi. Kezban, kendin ettin, kendin buldun. Köye okuma yazma kursu açmakla kendine kötülük ettin. Bak gördün mü? Okuma yazmayı öğrenince haklarını aramaya başladılar. Şimdi pişman mısın ha? Asla. Bir cahil dostum olacağına okumuş düşmanım olsun bin kere daha iyi. Döndüğüne çok sevindim teyzoş. Yalanım batsın mı? Yemin ederim valla. Odanızı aldım diye bana kızmadınız değil mi? Yoo. Senin dediğin gibi. Ben o evde misafirim. Bugün o evdeyim, yarın... Yarın neredesin, Burhan'da mı? Aman kızım, sen de o çatlak anne varken ne Burhan'la ne de bir başkasıyla zor evlenirsin. Sen buradan gidince Burhan'la evlenme hayallerim suya düşmüştü. Ama dönünce o hayaller yeniden canlandı. Biz evlendireceksin değil mi teyze hoş? Önce ben. Ama sen evde kaldın. Seni bu yaşta kim alır? Sus, terbiyesizin zoruna bak. Ne varmış yaşımda? Gel bir anlaşma yapalım. Sen beni Burhan'la evlendir. Ben de sana evleneceğim bir adam bulayım. Ay aptal aptal konuşma Sülbeş. Evleneceğim adamı kendim seçeceğim. Ne öyle görücü mörücü? Bu devirde görücü usulü mü kaldı? Aa. Ben çok yoruldum. Şurada biraz dinlenelim mi? Aa bak orada çiçekler var, gel. Diye merak ediyordum. Hacer sen beni merak ettin. Beni çok mu özledin Hacer? Ne demezsin, burnumda tutuyordun tütserce. Ah canım. Dur yetişemiyorum Hacer, yavaş git. Otobandayım, yavaş gidemem. O zaman ben de hızlanayım. Nereye gidiyorsun Hacer? Aşıklar Tepesi'ne gidiyorum. Sevgili Mercep'i bekleyeceğim. Ben buradayım Hacer, beni boşuna bekleme. Hey Allah'ım, sen sabır ver ya. Senin işin gücün yok mu Allah aşkına? Aman! Ben köyün delisiyim Hacer! Unuttun mu yoksa? Aman yarabbim ya! Hacer! 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 Dilek ağacı! Buraya geleceğimizi bilseydim kurdele getirirdim. Bu ne Altak teyze? Ama bu daha çok yeni. Olsun. Senden değerli mi? Hadi. Ne diledin? Sır şekerim söylenmez. Sen de dilek tutsana. Tutmama gerek kalmadı. Dileğim geliyor. Bunun ne işi var burada? Sen de anam gibi konuşuyorsun teyze. E ne yapayım Sülbeş? Kan çekiyor. Elimde değil. Hoş geldin Hayriye teyze. Hoş bulduk canım. Beni anan sandın galiba. Efendim? Ayol, bir bayanın eli kibarca öpülür. Ayrıca öptükten sonra da alnına götürülmez. Yaşlıların eli bu şekilde öpülür. Kız sen bunu çok mu aradın? Seni üzdüysem özür dilerim. Seni anam gibi gördüğüm için elini öptüm. Aa! Şuna bakın. Özürü kabahatinden büyük. Sana kızımız yok. Unut Sülbiş'i. Ama teyze. Sus. Çabuk toz ol buradan. Çalgıcılardan nefret ederim. Hadi yallah. Çiftlerden de nefret ederim. Hadi hadi. Hadi. Ya aşk olsun teyze. Bir dövmediğin kaldı. E acelem yok şekerim. Sırası gelince onu da yaparım. Seni mi kıracağım? Ailemden nefret ediyorum. Şaka yaptım kız. Alınmadın ya. Burhan alındı ama. Başka sefere gönlünü alırım. Sahi mi? Hayır, bu da şakaydı.
Ay ne güzel bir şey bu. Sana bir şey diyeyim mi Cemile? Hı. Burhan gerçekten çok salak biri. Burhan'ıma salak deme yoksa kafanı kırarım. Yanlış anladın Cemile. Demek istediğim senin gibi güzel bir kız dururken Sülbiye nasıl aşık olur anlamadım. Bu konuda haklısın. Hacı, Sülbiye. Hacı. Gel gel. Yok yok, lafımı geri alıyorum. Bu durumda ben de salak oluyorum. Bence sakıncası yok. Oo, korsan aşıklar. Hacer. Ne o? Sen Burhan'dan, sen de Sülbiye'den yüz bulamayınca birbirinize mi aşık oldunuz? Allah yazdıysa bozsun. Ben Sülbiye'nin üstüne gül koklamam. Zaten bu da güle benzemiyor. Şuna baksana nasıl duruyor. Kaktüs gibi maşallah. Bana bak Hacer. Ona bakma Hacer, bana bak. Sen de layığını bulmuşsun. Oo, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ercep'le mutlu mesut ol. Kadar başına taş düşsün. Ben onun başına düşmem Hacer. Bana, bana, bana. Sus. Hacer. Ne? Sülbiye de gelecek mi? Ha, gelecek. Senin kara kaşına, kara gözüne hasret kalmış. Hacer. Ne? Böyle konuşma, yakında akraba olacağız. Allah yazdıysa bozsun. Aman çekil be. Ama bizimkini bozmasın değil mi Hacer? Bozmaz inşallah. Allah tamamına erdirsin. Hatta bir yastıkta kocayın. Ne diyorsun be? Ercep'in sana aşık olduğunu bilmeyen yok. Evlen de sevindir garibi. Kızım ya. Yerim nikah şekeriniz olur inşallah. Sen çok oluyorsun be. Annem bana hamileyken babam erkek çocuk olacak diye çok seviniyormuş. Ben doğunca bütün hayalleri yıkılmış. Kız doğduğum için bir gün bile olsun beni kucağına almadı biliyor musun? Ama bu çok saçma. Evlat arasında kız erkek ayrımı mı olur hiç? O zamanlar öyleymiş. Gerçi şimdi de değişen bir şey yok ama. Benim çocuğum olursa cinsiyet ayrımı yapmam. Lafımı kesme de dinle. Özür dilerim. Derken Kezboş doğdu. O da kız olunca babamın dünyası karardı. Hep bir erkek evlat hasretiyle yanıp tutuştu. Gerçi Kezboş benden daha şanslıydı. Daha çocuk yaşta erkek çocuklarıyla kavga eder, misket oynar, çelik çomak oynar, herkesle kavga ederdi. Babam da onu erkek gibi yetiştirdi zaten. Sonra ne oldu? Allah rahmet eylesin, bir komşumuz vardı. Çocukları olmuyordu. Babamın beni fazla sevmediğini bildiklerinden beni evlatlık edinmek istediler. Dedem de verdi. Onlarla beraber İstanbul'a gittim. Beni çok severlerdi. Ama gerçek bir anneyle babanın sevgisi başka olur tabii. Senelerce bu özlemle yanıp kavruldum. Hayat böyledir işte, ne yapacaksın? Bu yaşa kadar neden hiç evlenmedin? Her şey kısmet be kızım. Çok kısmetlerim çıktı ama evlenmedim. Neden? Aşık olacağım adamla evlenmek istiyordum ama. Ama o adam hiç karşıma çıkmadı. Ta ki. İstersen o adamdan bahsetme teyze. Üzülmeni istemem. Haklısın. Aman boş ver. Her şeye rağmen hayat yaşanmaya değer. Ben Burhansız bir hayatı istemem. Bak şimdi. Uyusaydınız bari. Uyuyoruz, çok yorgunuz. Eve gidip uyusak iyi olacak valla. Olmaz. Herkes bir şiir okuyacak ondan sonra. Ben okuyayım mı hocam? Sen en son okuyacaksın Ercan. Teşekkür ederim. Evet. Kim önce şiir okumak ister? Ben. Yok, ben en son. Teşekkür ederim. Evet, sizler? Sen oku Cemile. İstersen kulağını okuyayım. Bu şiiri senin için yazdım Burhan. Burhan değil, hocam. Hocam. O
Otur yerine. Ama şiiri okumadım daha. Beni rezil mi edeceksin? Otur. Ama... Sen oku Ercep. Kalbim sana incan. Gel, gelmiş. Hadi. Kapımı çalsa da ecel. Benim olacaksın. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Kes otur yerine, hadi. Teşekkür ederim. Ay vallahi resmen çöp ev. Çabuk şunları sokağa atın hadi. Ama anam çok kızar. Başlatma şimdi anandan. Biri beni mi andı? Ana! Bu ne hal? Tüp patladı anne. Aman canım dalga geçme çarparım ha. Sen delirdin mi Hayriş? Ay bana karışma Kezboş. Burası benim evim. E benim de. Kız sen beni delirtmek için mi geldin ha? Sen zaten doğuştan delisin anacığım. Hay Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Salim şuna bir şey söylesene. Ben iki kardeş arasına giremem. Kendi işini kendin hallet. Pısırık. Ben bulaşıkları yıkayacaktım. Ben de aranıza giremem. Nereye? Abla ben de seninle geleyim. Ya beni de bekleyin. Aşağıda işim var. Kaçın kaçın. Batan gemiyi önce sıçanlar terk edermiş. Ay ay. Ben sıçandan çok korkarım. Demek sıçandan korkuyorsun. Güzel. Çok güzel. Kezban yenge, mesaiye geç kaldın. Hakkımda tutanak yazıp kaymakama şikayete git o zaman. Olur mu hiç? Olur olur. Cüreci soyundan her şey beklenir. Cüreci dediğim bir sanatçı. Bu ülkede sanatçılar çok zor yetişir. Ne sanatçı ne sanatçı. Sen de sanatçısın değil mi? Ayıptır söylemesi. Öyleyimdir. Madem ayıp söyleme o zaman. Sanatçıymış. Abuk sabuk planlarıyla, oyunlarıyla insanları çileden çıkar. Sonra da sanatçıyım de. Oh ne âlâ. Sen de sabah sabah tersinden mi kalktın ne? Saffet! Ne var? Gel hele gel! Gel lan! Bak Kezban yenge. Eğer Burhan'ın yaptığı terbiyesizliğin öncünü benden alacaksan ben suçsuzum. Tek suçum onunla amcaoğlu olmak. Hem sen de bilirsin. İnsanlar arkadaşlarını seçme özgürlüğüne sahip ama akrabalarını asla. Pat diye çıkıp biz akrabayız diyorlar. Zaten amcamın oğlu olduğu için de ondan utanıyorum. Yok yok. Konunun Burhan'la ilgisi yok. Aramızda bir mucit varmış da haberimiz yokmuş. Anlat bakalım nasıl gidiyor film işleri? İyi gidiyor da biraz mali kriz içindeyim. Filmleri anlatmaktan canım çıkıyor. Şöyle bir sinema makinesi olsa da köylülere görsel bir ziyafet çeksem diyorum ama nerede? Dünyanın parası. Demek paraya ihtiyacım var. E niye demiyorsun gari? Sana bir sponsor bulalım. Sponsor demek istiyorsun. Ecebi diline dilim dönmüyor. Senin o dediğinden bulalım. Sponsor. Adı her neyse. Sen yeter ki altın portakal kazandıracak bir film anlat bana. Gerisi kolay. Sen de mi Brutus? Yok canım yabancı film olmasın. Ne öyle Brutus Murutus? Yerli olsun. İçinde de Ali Erona ile Erol Taş olsun. Hayruçluk film var mı hayruçluk? Dili Hayruç mu? Yani ablan Hayruç için mi? Ha anladım. Sen o deliden kurtulmak istiyorsun. Kolay sen o zaman. Sen ablama ne diyorsun lan? Yanlış anladın. Yani Deliler Koğuşu filmi var ya istersen onu anlatayım. Ben sanattan anlamam. Bana Hayruç'u köyden sepetleyecek bir film lazım. Paradan korkma. Sponsorum benim. Sen yeter ki iste Kezban yenge. Sana 100 bölümlük dizi bile anlatırım. Aynı arkası yarın gibi. Yok. 90 dakikalık olsun yeter. Hmm.
Hamide! 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 Neredesin gı? Hamide! Elektrikler mi kesildi ne? Hamide! Hamide! Ah! 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 Hamide neredesin gı? Yak şu ışıkları! Sürpriz! Ana sen de kimsin? Kız Hamide bu ne hal böyle? Turistler gibi cız çıbıldaksın. Bana bak üstüne çabuk bir şey al. Beni herkese rezil etme. Romantizm cahili ne olacak? Burada kimsecikler yok Bekir'im. Bekir'im mi? Kız delilendin mi? Beni nasıl buldun Bekir? Eve geldim buldum. Bu da sorulur mu? Bunlar ne böyle? Yemek. Amma çok yapmışsın. Misafir mi gelecek? Bana bak. Şunu örtün de bakalım kimler gelecek. Bekir. Bil bakalım bugün günlerden ne? Çarşamba. Hayır, günün adını sormuyorum. Yani bugün sana bir şey hatırlatıyor mu? Yok. İyi düşün. Neymiş? Anlat da bilelim. Erkek milleti değil misin? Al birini vur ötekine. Kadın duygularından ne anlarsın? Ya şimdi durup dururken ne diye ağlıyorsun kadın? Bir kere durup dururken ağlamıyorum. Ağlıyorsan bir sebebi vardır elbette. Neymiş o sebebi? Söyle bakalım. Sen beni sevmiyorsun gayrı. Hoppala. O da nereden çıktı şimdi? Hani hediyem nerede? Hediye mi? Gördün mü? Beni sevseydin bana hediye alırdın. Kadın sen iyice kafayı yedin. Bayram değil, seyran değil. Ne hediyesi? Bugün evlilik yıl dönümümüz. Ne? Hemide 25. evlilik yıl dönümümüz unuttun mu? Kız ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. 25 sene öncesi nasıl hatırlayayım? Hem sen nereden biliyorsun? De bakalım ne zaman evlendik? Hadi. Hacı Osman emminin oğlunun askere gittiği gün evlendik. O bir kere daha askere gitmedi. 18'de mi ne? He. Sen de mat. Gurbet ananın oğlunun sünneti olabilir mi? Olamaz. Çoban Rıza'nın Almanya'ya gittiği günüydü o zaman. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sen de o zaman. Diyeceğim tek şey. Bunca zamandır ben sana nasıl katlandım? Bu iltifat mı hakaret mi? Artık ona da sen karar ver. Hakarete benziyor. Gece yarısı evden çıkmaz. Mezarlıktan çıkan ruhlar, hayaletler el ele dolaşırlar. Bir gece pencereden bakarken iki tane hortlak gördüm. Bana doğru geliyorlardı. Üstüme doğru. Hızla pencereyi kapattım. Ana, hani geçen gece su almak için avluya çıkmıştım ya. Hatırlamaz mıyım? Seni hayaletlerin elinden zor kurtarmıştım. Bildiğim ne kadar dua varsa okudum. Yoksa kızımı götüreceklerdi. Ay Allah korusun. Ay ben bu gece zor uyurum. Dur hele. Bu ruhların, hayaletlerin en büyük özelliklerini biliyor musun? Böyle köye yeni gelenlere görünürlermiş. Hoş geldin partisi niyetine etraflarını sararlarmış. Kendilerini gösterirlermiş. Ay tamam tamam. Kesin şunu artık. Kalbim duracak vallahi. Bu gece benle yatar mısın ha? Ay yok olmaz. Ama ben hayaletlerden çok korkarım. Ana. Ben niye görmedim bunları? Sen salaksın ya. Ondan görünmüyorlar sana. Özellikle şehirden gelenlere çok görünürlermiş. Geçen sene buraya Kaymakam Bey gelmişti. Ona da göründüler. O gün bugün Kaymakam Bey bu köye adımını atmaz. Ay vallahi korkudan ödüm patlayacak. Yeter anlattığınız. Şimdi düşüp bayılacağım. Vallahi doğru söylüyorum. Ben sana kolonya getireyim teyze. Ay!
İstemem. Genellikle bu mevsimde hava çıkarlar. Bu mevsimde ya. Mi? Hı-hı. Teyze, çok mu korktun? Dur ben sana su getireyim. Ay! Ay, aman dur. Ben getiririm, sen otur. Geliyor. Ay! İçeri dalıyorlar. Ay bu ses de neydi böyle? Pencerenin sesiydi galiba. Ay. Geldiler. Ay Kezban, bana yardım et ne olur. Edemem. Çarpılırım sonra. Sen bugün varsın, yarın yoksun. Olan bana olur. Ne yaparım sonra Hayruş? Ay ben mahvoldum. Ben çok korktum. Ben de. Ana niye böyle konuşuyorsun? Sus kız. İç şunu teyze. Ay elleme bunu. İç kanalıma. Ay. Yapmayın ya. Ay Hayruş. Keşke anlatmasaydım. Vallahi ben teyzemin yerinde olsam bir an önce İstanbul'a dönerdim. Zaten onu bağlasan da durmaz, öyle değil mi Hayruş teyze? Canım, giderse gitsin. Kapımız ona her zaman açık. Öyle değil mi kızlar? Yani. Seni kimse takip etmedi değil mi? Bilmem, gidip bir bakayım. Gir içeri çeyrek akıllı. Tamam. Senden korkulur Kezban. Ablanın yüreğini ağzına getirdin. Kalpten gitmese bari. O Hayruş kaçın kurasıdır. Korkma, ona hiçbir şey olmaz. Onun kalbi çeliktendir. Bu kadar korkudan sonra sabah erkenden çeker gider artık. Gidecek tabii. Hem de arkasına bakmadan gidecek. Kezban'la uğraşmanın ne olduğunu bilecek. Kezban, sen bu kadar yalanı nereden uydurdun? Yoksa hayalet kitapları mı okudun ha? Dediklerine neredeyse ben bile inanacaktım. Kezban, bizim köyde hayalet yok değil mi?
Drakula adresi şaşırdı. Korkma Hacer'im, korkma. Benim ben Erciğim. Seni korkutmayacağım. Erciğim canavar olacak. Ödüm patlattın Erciğim. Sizi korkutmaya gelmedim. Ben Hayros teyzenizi korkutmaya geldim. Erciğim, ulan! Ne işin var lan senin evinde? Neler oluyor burada? Ne işin var senin burada? Ne işin var? Ha? Söylesene ne işin var? Çekil be! Çamaşır üstüne bassın teyze. Çekil! Hazır basmışken ne yiyeceğiz? Çekil! Maskeyi bana ver! Maskeyi ver! Veremem! Veremem! Cemal! O saf verdi! Ya! Cemal! Gel buraya! Maskeyi vermiyor ya! Ya! Allah'ın sabret! Yaktın beni! Duracı Bekir soyundan başka ne bekliyor? Eh kes! Çekil! Eşliğin kuyuya kendin düştün! Sen sus be! Hı? Ay! Biri şu olanları bana anlatsın! Çekil! Çekildi! Seni korkutmak için beni buraya Saffet gönderdi. Hayır teyze. Erdem! Hadi evine. Yürü evine. Hadi yallah. Yürü. Hadi bakayım. Hadi. Korkma korkma. Soyun soyun. Yürü. Yürü. Soyun soyun. Soyun soyun. Bak su. Hadi lan siz de yatağa. Girin lan yatağa. Hadi bakayım. Hadi. Kolay gelsin Hamide teyze. Hayrola kız, sabah sabah ne arıyorsun burada? Öğretmen oğlum Burhan için geldiysen o çıktı. Bunu sana getirdim Hamide teyze. Evlilik yıl dönümü hediyesi mi? Efendim? Ay çok güzel. Güle güle tak, sana çok yakışacak. Güzeli ne yakışmaz? Kız durup dururken bunu almak da nereden çıktı? Aşk olsun Hamide teyze. Sen de benim yarı anam sayılırsın. Kız, gelinim olur musun yarışmasındaki kızlar gibi bana yağ mı çekiyorsun yoksa? Sen dur Hamide teyze, ben bunları yaparım. Ay! Ay! Beter olursunuz inşallah. Deliyle deli olursanız böyle olur işte. Ne yapalım ana? Zorla yaptırıyor işte. Biz mi istedik? Teyzemiz dedik, sözünü dinledik. Şu hale bak. Karşılık verme Hacer. Vallahi gözünün yaşına bakmam. Teyzenle gönderirim seni şehre, görürsün ha. Keşke, nerede? Tövbe tövbe. Sülbiye, Hacer. Hadi bakayım teyzenizin yanına. Bir isteği var mı bir sorun bakayım hadi. Bak hele bak, hala oturuyorlar. Ulan ne bakıyorsunuz öyle dut yemiş birbir gibi? O sizin teyzeniz değil mi? Hadi bakayım. Ana, sen bizi pimpon topu sandın galiba. Vallahi korkulur sizden, bir oraya bir buraya. Ne bu be? Bizim de bir gururumuz var herhalde. Bak hala konuşuyor. Hadi bakayım yaylanın. Hadi tarlaya. Hadi. Yürü. Hadi. Yallah. Hadi sen de. Yürü. Yürü bakayım. Ölüm. Ay. Ölüm. Bak ne diyeceğim. Heh. Yılan mı koysak acaba yatağına? Belki o zaman gider. Yok yok.
En iyisi sıçan koyalım. Sıçandan korktuğunu söylemişti. He? Olur mu hiç Kezban'ım? O senin kardeşin. Bir yerine inme iner, ilelebet burada kalır sonra. Doğru dedin vallahi Salim. O zaman hiç gitmez, başımıza eşkir. Hı. Başka bir şey düşünsek? Merak etme Salim. Film daha bitmedi. 15 dakika perde arası. Sen hele evden bir uzaklaştır Hayruş'u, gerisini bana bırak. Hı. Filmin ikinci bölümü için hazırlık yapacağım. Ay, Hamide teyze, göz var sizin hanede. Gördün mü? Böyle koca koca kara kara gözler. Biri şehirli şehirli bakıyor, biri de fıldır fıldır. Ay deme Cemile. Vallahi, aha bak çıkmış. Bunlar böyle bir hanede toplanmışlar. Durmadan sizi konuşurlar. Bir tanesi daha genç, çirkin, kara bir şey. Ay çöp gibi vallahi. Fırsatçılar. İşbirlikçiler. Görgüsüzler. Ay yılan gibiler. Sizi sokmak için fırsat kolluyorlar. Benden söylemesi Hamide teyze. Tabii. Oğlum muallim oldu ya. Aklınca kakalayacak kızı bize. Ay. Şurada da biri var Hamide teyze. İncecik bir kız. Güzel mi güzel? Vallahi onun da bir diyeceği var ama bir türlü diyemiyor. Ay gördüm gördüm. Dili tutulmuş zahirin. Acaba Burhan'a mı diyecekleri var? Utancından bir türlü açılamıyor ona. Cemile, sen o kıza de ki çeyizini hazır etsin. Yakında kavuşacak sevdiğine de. Hazır hazır, çeyizi hazır. Altınları bile hazır vallahi. Sen ona de ki altınları iyi sakla. Yakında istemeye gelecekler de. Benden de selam söyle. Hamide teyze seni çok sevmişti. Olur mu Cemile? Hadi kızım çabuk yıka da dileklerim tutsun. Hamide teyze dur dur. Burada da bir şey var. Hayırdır Cemile? Yol var yol. Siz yola çıkıyorsunuz. Oradan da hayırlı haberlerle dönüyorsunuz. İnşallah kızım inşallah. Hadi hayırlısı. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. İyi günler Kezban yengem. Nereden yengen alıyorum lan senin? Muhtarım ben, muhtar. Burası da resmi bir daire. Kusura bakmayın muhtarım. Ağız alışkanlığı işte. Oturmaz mısınız? Saffet, sen onu bunu bırak da dün akşam evde çevirdiğimiz film tutmadı. Oyunculardan biri salak çıktı. Ercep Hayruş'un odasına gireceğim diye çocukların odasına girince ortalık ayağa kalktı. Hayda. Hemen başrol oyuncusunu değiştir. Reytingler yerlerde. Yok Kezban yenge, yok. Memlekette gerçek oyuncu yok. Boşver şimdi onu. Şimdi ne yapacağız? Benim Hayruş'tan mutlaka kurtulmam gerekiyor. Bir çaresi var mı oğlum? Olmaz mı hiç? Olur olmasına da şu bizim sponsorluk işi ne olacak ha? Sen beni Hayruş'tan bir kurtar, gerisi kolay. Sözüm söz. Sen hiç merak etme. Hele Hayruş bir gitsin. O gün benden sana son modelinden bir kamera. Hem de Japon malı. Tamam o zaman dinle. Şimdi ikinci plana geçiyorum. Filmimizin adı Fareli Köy'ün Kavalcısı. Bak şimdi. Koş Salim enişte koş. Koşuyorum. Bir gören olmasa bari. Yetiştim Hayruş, yetiştim. Hadi. Ay koş Salim enişte koş. Tamam tamam geldim. Allah Allah. Hadi. Aa Salim niye garı gibi koşuyorsun? Yoksa Avrasya Maratonu'na mı katılacaksın? Koş koş Salim enişte. Kaytar bak yok hadi. Allah Allah. Aman. Koş koş anca yetişirsin. Salim. Bekir. Yangın mı var Salim? Nereye koşuyorsun? Ne koşması? Yürüyorum görmüyor musun? Hadi be. Hayroş koşuyor. Ben ne de olsa köy yeri diye ona eşlik ediyorum. Yani anlayacaksın. Refakatçiyim. Aman acele et. Acele et de Hayroş kızmasın sana. Bilen Salim. Mercimek Salim. Yine karların eline düşmüşsün. Hadi enişte hadi. Geldim geldim. Heh.
Hacer. Hacer kız çalışsana. Bıktım vallahi senden. Her şeyi bana yaptırıyor. E sen de evlen o zaman. Bu gidişle evde kalacağım vallahi benden söylemesi. Ben biliyorum senin derdini. Sıra sana gelsin diye vermek istiyorsun. Aman be abla. Köy yerinde evlensen ne olur? Aynı hamam aynı tas. Şehirlere gitmek dururken burada kalsan ne olacak? Öyle deme kız. Bak Ayroş teyzeme. Şehre gitti de ne oldu? Ağlaya ağlaya geri döndü. Ay Allah yazdıysa bozsun. Abla. Annem niye Ayroş teyzeyi sevmiyor? Yazık değil mi kadına? Bizden başka kimsesi yok. Bilmiyorum ki. Bana da anlatmıyorlar hiç. Herhalde eskiden bir şey oldu, araları açıldı. Artık sevmiyorlar birbirlerini. Abla. Sülbiye ablam. Ha, ne istiyorsun yine? Yani biz öyle bazen kavga ediyoruz ya. Ya sonumuz onlar gibi olursa? Deli kız, ağlatacaksın beni de. Çok seviyorum abla ben seni. Canım ablacığım. Aç! Çok yaşa! Aç! Ben hapşırmadım. Ben de. Aç! Ana! Ercep bu ne hal? Kargalar tarlana gelmesin diye böyle duruyorum Hacer. Senden beter karga mı var lan? Kış kış! Hadi! Kışsana! Kış kış! Baba! Baba, dur hele. Sana diyeceklerim var. Allah Allah. Bugün de koşan koşanı. Ne oluyor oğlum? Dur hele bir nefes al. Baba, vallahi talih kuşu kondu başımıza. Ne talih, ne kuşu oğlum? Öt bakalım ne oluyor? Bursa'dan bir düğüne çağırıyor arkadaşlar. Çok zengin bir iş adamının oğlunun düğünüymüş. Deme Burhan'ı. Ali adında bir asker arkadaşım var. İşi o ayarlamış. Zaten düğün sahibi de cura isterim diye tutturmuş. E bu çok güzel. He. Bak işte ben sana dememiş miydim? Oldu işte. Bir gün curamın kıymeti anlaşılacak demiştim. Cura bu oğlum, aç kulaklarını da dinle. Eskide curasız düğüne düğün denmezdi. Cural düğün başka olur. Düğün düğüne benzerdi. Şimdiki düğünler öyle mi? Hadi anneme yeterken. Ha benim canımın içi. Lingi lingi. Cücem. Düğüne gidiyoruz düğüne. Çin çin altın cebimde. Düğüne gidiyoruz düğüne. Paralar cebimde. Düğüne gidiyoruz düğüne. Çin çin altın cebimde. Perdeye bak. Sülbiye ne güzel değil çok mi? Çok güzel olmuş. Gördün mü şu işlemini? Kadın eve yerleşiyor Salim. Sabırlı ol Kezban'ım. Bizim unuttun mu? Film devam ediyor. İlerde. Bak göreceksin. Bu sefer tutacak. Bu da bir tutmasın. Saffet'in canını okurum valla. Hmm. Kızlar! Bakın size ne getirdim. Bak bu dergiyi sizin için aldım kızlar. Bak bu gelinliği de senin için beğendim. Hayroş! Çok güzel. Kendine gel. Ne yapacak gelinliği Sülbiye? Ayol gelinlik modeli seçiyoruz. Yoksa sen bu kızların turşusunu mu kuracaksın ha? Ayol ikisi de gelinlik kız oldu artık. Aa. Tövbe tövbe. Bak bunu da Cemoş'a aldım. Uyanınca verirsin oldu ay, mu? Ay ne güzel. Çok güzel. Sağ ol Ayriş teyze. Oo canım. Ay, aklında çocukları tavlamaya çalışıyor. Bakın. Yemezler Hayriş Hanım yemezler. Ay güzel, fena mı etmiş? Ne güzel hediyeler getirmiş. Salih senin dilin kızlar. Çok uzadı. Çek o dilini içeri. Yoksa koparıveririm valla. Çektim Kesman'ım çektim. Hayriş. Bak kardeşim, evin yarısı senin diye her istediğine göz yumacak değiliz. Eğer gidecek başka bir yerin yoksa kır bacağını otur. Gerisine de karışma. Artık buradayım Kezbancığım. Yeğenlerimle biraz daha yakından ilgileneyim diyorum. Ayol zavallı çocuklar ne hale gelmişler görmüyor musun? Şu kızcağıza bak, Zargana'ya dönmüş vallahi.
Çocuklarımla ben ilgilenirim Hayruş. Onlar benim çocuklarım. Senin değil. Allah Allah. Senin çocuklarınsa benim de yeğenlerim. Teyze demek ana yarısı demektir. Muhtarlık yapacağınıza hanımefendi biraz da çocuklarınızla ilgilenseydiniz. Benle bu şekilde konuşamazsın. Anladın mı? Konuşamazsın. Konuşursam ne olur be? Ha? Konuşursam ne olurmuş? Bana bak yer elması. Ben senin ablanım. Benimle doğru dürüst konuş, yoksa o selvi boyunu daha da uzatırım. Nereye gidiyorsun be? Kavga ediyorduk Aslı'yla. Üçüncü dünya harbi yakındır valla. Ya biz ne olacağız? Kimin tarafında olacağız? Valla zor soru. Biri annemiz, biri anne yarısı teyzemiz. Desene iki ateş altında kalacağız. Ne diyelim? İyi olan kazansın. On beş dakika ara bitmiştir Salim. İkinci bölüme geçelim artık. Geçelim Kezban'ım, geçelim. Suyun ısındı Hayruş Hanım. Bakalım bu defa ne edeceksin? Görev tamamlanmıştır Kezban'ım. Şimdi bekleyelim bakalım. Hani Hayruş sıçandan korkardı. Sesi daha çıkmadı. Şşş! Bekle biraz. Hı? Dur ben bir bakayım. Hamide! Ne yapıyorsun öyle? He? Bursa'ya gidiyoruz ya. Hamide, vallahi sen iyice kafayı yedin. İki geceliğine gidiyoruz. Ne yapacağız o kadar eşyayı? He? Olsun olsun. Ne olur ne olmaz. Ben yine de alayım yanıma. Koskoca Cüneci Bekir'in bir tek elbisesi var dedirtmem. Zaten bir tane var. Başka yok ki. Göz boyamak Bekir'im, göz boyamak. Bütün sanatçılar böyle yapıyor. Televizyonda görmüştüm. Ajda Pekkan 150 bavulla yurt dışına çıkmıştı. İyi de ben yurt dışına çıkmıyor. Benimkisi yurt içi seyahat. He? Olsun, seyahat seyahattir. Bundan sonra hayatımız çok değişik olacak Bekir'im. Ben muallim anası olarak ve Aza karısı olarak artık oradan oraya gezeceğim. Kezban da hasetinden çatlayacak. Bekir, dinle bak. Burhan'ı da evlendirek artık diyorum. Nasıl olacak o iş? He? Kezban'ı görmüyor musun? Nuh diyor, peygamber gelmiyor. Sülbiye mi? Boş ver onu. Ben Burhan'ımı kiminle evlendireceğimi biliyorum. Kiminle kız? Söyle de ben de bileyim. He? Cemile ile. Burhan Sülbiye'den başkasıyla evlenmez. He? Sen hiç merak etme Bekir. Ben her şeyi düşündüm. Elbet bir bildiğim vardır. Hmm.
Aferin benim oğluma. Okuyup da kaymukam olacakmış. Canım benim. Geç kaldım. Muhtarlıkta beni bekliyorlar. Hadi sen çalış. Ay! Çekil. Çekil yolundan be. Sen bana çatmak için bahane arıyorsun Kezboş. Bak ablacığım. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sen köy yerinde edemezsin. Var git şehre. Orada daha rahat yaşarsın. Allah Allah. Birdenbire ne kadar düşünceli oldun. Niye anlamak istemiyorsun? Temelli döndüm köyüme. Evime döndüm. Yıllardır arayıp sormamanıza rağmen özlemini çektiğim aileme döndüm. Biz öz kardeşiz Kezboş. Ben senin ablanım. Hiç mi içinde sevgi kırıntısı yok? Hiç mi düşünmedin, hiç mi özlemedin beni? Niye yabancı gibi davranıyorsun? Varlığıma alışsan iyi olur kardeşim. Hadi hadi, ya hadi hadi. Geç kaldım, senin saçmalıklarını dinleyemem ben. Sen ne yapıyorsun? Satranç mı öğreniyorsun bir tane? Uykum var, biraz uyumak istiyorum. Oo canım. Canım hadi yatağına. Hadi canım. Hadi. Hadi canım benim teyze. Hadi Hamide, hadi Hamide. Ver şu varisi, ver. Ver. Bırak. Ver. Kapat şu kapıyı. Burhan nerede? Biraz işi varmış. Otobüse yetişirim dedi. Hadi yürü yürü. Ay tüpü kapattık mı acaba? Kapattık Hamide, kapattık. Dur ben bir koşu gidip bakayım. Acele et Hamide çabuk. Of. Kapatmışız. İyi. Elektrikleri kapattık mı acaba? Unuttuk Bekir'im, unuttuk. Acele et Hamide. Hamide acele et. Otobüs kalkacak. Kerim, suyu kapatmadık. Allah'ım Hamide, Allah'ım Hamide! Aa, Burhan? Sülbiye yok mu Hayriye teyze? Yok ama birazdan gelir. Eve gelsene kahve yapar içeriz. Bana kızmayacağına söz ver. Söz söz, hadi gel. Hadi, hadi. Otursana oğlum. Sağ ol Hayriye teyze. Evladım otursana, rahatına bak. Kezban yenge yok değil mi? Yok yok, korkma. Hadi rahatına bak canım. Yine ne unuttun Hamide ha? Bilmem. Bir şey mi unuttum acaba? Belki kapıyı kilitlemeyi unuttum. Ben de gidip bakayım. Yürü Hamide, yürü. Geç kaldı, yürü. Ay, Fahriye nerede acaba? Ne yapacaksın Fahriye şimdi ha? Ay Bekir, sanki her gün Bursa'ya gidiyoruz da. Fahriye'ye melade soracaktım. Bir isteğiniz var mı şehirden? Havan batsın Hamide, havan batsın. Vallahi bırakacağım şimdi seni evde. Rüyamda göreceğim Bursa'yı, Bursa'yı. Yürü. Sülbiye nerede kaldı acaba? Bilmem. Hacer! Sülbiye! Eyvah! Kezban yenge beni görüyorsa öldürür. Çabuk ol Burhan, kaç kaç kaç! Allah. Çabuk! Nereye koymuştun? Nereye gitti bunlar? Hep bu çocuğun arkasını topluyorum ben. Ay çıldıracağım, nereye gitti bunlar? Teyze hoş, anam ne bağırıyor? Buraya koymuştun. Aman ne bileyim, hadi hadi. Dışarı koyduğum kağıtlar nerede? Ha, sen hani şeye gidiyordun? Hah, işte bunlar. İşte bu kağıtları unutmuşum. Almaya... Ha? Çek! Çek yok! Nereye koymuştun? Ya, bu kağıtların arasına koymuştum. Ay panik yapma, iyice bak. Ya, buçmadı ya. Sen al. Aa! Aa, üstüme iyilik sağlık. Bir hırsız demediğin kalmıştı, onu da söyledin. Bravo.
Kızım sen bunamışsın Kezboş. Nereye koyduğunu iyi düşün. Sana buraya koymuştum diyorum. Allah Allah. Yok işte, yok yok yok. Eve gelen gider oldu mu? Şey, he? Az önce Burhan buradaydı. Burhan mı? Hı. Dalında cümle alem dilinde muhtar oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtar oldun Kezban yenge. Bilmeden geldi geçti görmeden muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldu Kezban yenge. İnip gelir ilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden muhtar. Yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.